Merhabalar. Bu videoda Bitcoin ve altcoinlerin son durumlarını konuşacağız ve grafik analizlerini yapacağız. Bitcoin'de çok güzel bir yükseliş geldi. 44.500 dolar seviyesinden 48.000 dolar seviyesine kadar çok hızlı ve çok güzel bir yükseliş geldi. Bu altcoinleri de etkiledi. Dominansın düşüşüyle birlikte altcoinler de çok güzel şekilde kafasını kaldırdı ve güzel pump'lar yedi arkadaşlar. Bunun olabileceğinden zaten 32.000 dolar seviyesinden beri bahsediyorum. Her canlı yayında, her videoda anlatıyoruz arkadaşlar bu durumu yaşanacağından. E tam olarak Dediğimiz şey oldu. Çok güzel bir pump yedik ve boğa başladı. Herkes 20 bin dolar seviyesine kadar bir düşüş beklerken biz buranın dip olduğundan artık yükselişin başlaması gerektiğinden bahsediyorduk. Savaş çıktığında herkes düşüş bekledi. Fakat biz arkadaşlar yine de boğanın bozulmayacağını, boğanın yaşanacağını konuştuk, söyledik. Genel olarak arkadaşlar bakın 48 bin dolar seviyesine kadar şu an çok güzel bir şekilde yükseldik. Tabii ki şu an market küçük bir düzeltme veriyor fakat panik olacak bir şey yok. 28 Mart saat 09.00'dan gelen bir yükselen trendimiz var. E şu anda da bu yükselen trendten tepki aldı. Tekrardan Bitcoin kafasını kaldırdı. Bu yükselen trend altını atarsa ilk destek seviyesi olarak düşünebileceğimiz yer 45.852 dolar seviyesi. Onun altına da atarsa son destekleyebileceğimiz yer 45.541 dolar seviyesi. E marketin yapısının bozulmaması için arkadaşlar 45.542 dolar seviyesinin altında kapatmaması gerekiyor. Spot piyasada da aynı şekilde kaldıraçta da işlemler bunun altında kapatırsa stop olunmalı. E, fakat böyle bir durumun yaşanacağını, böyle bir durum olacağını düşünmüyorum. Önümüzün bağ olduğunu ve çok büyük bir yükseliş yaşanacağını düşünüyorum. Genel olarak piyasa zaten altcoin'ler şu an e, kafasını kaldırdı. Hepsi patlama yazılı bir bomba gibi diyebiliriz. E, tabii ki e, yükselmemiş altcoin'ler var. Bu altcoin'lerden yeni bir sepet yapacağım altcoin sepetini kaçıran takipçilerimiz için. E, yükselmemiş altcoinlerden e, temeliniz iyi olan e, güzel altcoinlerden bir altcoin sepeti gelecek arkadaşlar kısa süre sonra. E, zaten e, kaçırmamak için de kanala abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. E, şu an bitcoin e, bakın burada bir yükselen trendimiz vardı. Saat 02.45'te e, gece gelen bir yükselen trendimiz vardı arkadaşlar. E, buradaki yükselen trendi ana yükselen trendimize çarptıktan sonra tekrardan küçük bir yükselen trend oluşturdu. Bunun üstüne devam ediyordu. Şu şekilde 3 kere arkadaşlar bakın altına atmadı yükselişe devam ediyordu. Burada e, tam olarak altına attı. Burada altına attıktan sonra destek seviyemizi de kırdı destek seviyemizi de kırdıktan sonra ana yükseliş trendimize kadar bir düşüş yaşadı. E, fakat bunun altına atmadığı için panik olacak bir durum yok diyebilirim. Yani şu an marketin yapısı bu arkadaşlar. Boğa yani boğa olarak bakmak gerekiyor. Şu an satış değil alım kovalamak gerekiyor. Her fırsatta alım yapılması gerekiyor. Tabii ki kar realizasyonu da gerekiyor arkadaşlar. Kaldıraçları spotta da. Ee, sonsuza kadar yani satmamazlık yapmayın. O zaman en tepeyi bulmak için satmazsınız. Ee, bir gün düşer. Ee, büyük bir düşüş yaşar. Ee, tüm karınız gider. Bu da arkadaşlar her zaman kar almanız, masada kar bırakmamanız gerektiğini e, zaten söylüyor bize bu e, yöntemde. Şu şekilde bakmak gerekirse şu an total market cap 2 trilyon 111 milyar seviyesinde arkadaşlar. Totalde çok güzel bir artış geldi ve direnç seviyeleri kırıldı. 4 saatlik çarta bakmak gerekirse e, şu an 2 trilyon. 0.71 milyar seviyesi kırıldığı için arkadaşlar zaten bir sonraki direnç seviyemiz 2 trilyon 257 milyar seviyesi diyebilirim. 2 trilyon 257 milyar seviyesi de kırıldıktan sonra önümüzde önemli bir bölge kalmıyor ve ATA seviyesine kadar bir yükseliş gelir diyebilirim arkadaşlar. Yani 2 trilyon 962 milyar seviyesine kadar bir yükseliş gelebilir. ATA seviyesi kırıldıktan sonra bu arada ben 5 trilyon seviyesine kadar bir yükselişin gelebileceğini düşünüyorum. Yani hemen hemen ATA seviyesinde arkadaşlar şu şekilde ee, bir bakalım. Hemen hemen arkadaşlar %71'lik yükseliş gelebileceğini düşünüyorum. 2021 yılında Metaverse coin'leri çok büyük pamplar ile çok büyük patlamalar yaşadı. Bu yüzden Metaverse coin'lerin hala çok büyük pamplar yemiş olmasına rağmen Metaverse coin'lerin ve VEBÜS0 coin'lerin yükselişlerin %10'larını bile yaptığını düşünmüyorum. Yani %10 yükseldi düşünüyorum arkadaşlar potansiyellerin. O yüzden Metaverse coinlerinde de çok çok büyük yükselişler bekliyorum diyebilirim. E, tabii ki bu kısa sürede olabilecek bir şey değil. Bu 2 gün sürmüyor arkadaşlar. 2020 boğası e, şu şekilde Bitcoin tarafından bakmak gerekirse 2020 boğası çok uzun sürdü. E, şu şekilde bir bakalım. Bitcoin 3000 doları düştüğü günden çekmek gerekirse altcoin'ler arkadaşlar tam olarak 13 Mart 2020'den e, beri yükseliyor. 65 bin dolara çekmek gerekirse 400 günlük bir süre var diyebilirim. Ondan sonra düzeltme geldi düzeltmeden sonra tekrardan 69 bin dolara kadar bir yükseliş yaptı Bitcoin yeni ATH yaptı ve altcoin'lerde bu sürede çok güzel yükselişler yaptı. Ama biz buradaki süreyi almak gerekirse 400 günlük bir boğa yaşadık. Yani yine aynısı olmasa bile arkadaşlar 200 günlük bir boğa yaşayacağımızı ben düşünüyorum. Şu an alt altcoin'ler için çok güzel alım bölgeleri yani buraların bedava olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bakın ben buraların dediğim gibi çok ucuz olacağını düşünüyorum 2-3 ay sonra. E tabii ki market düzeltme verdiğinde panik yapıyorsunuz, korkuyorsunuz arkadaşlar ama korkacak, panik olacak bir durum yok. Ayı yavaş yavaş bitmeye başladı, düşüş dönemleri yavaş yavaş bitmeye başladı. Artık FOMOlanmaya başladık arkadaşlar bakın yani hani artık FOMO zamanı geldi yükseliş zamanı geldi diyebilirim. Bitcoin'deki yükselen şu şekilde çizmek gerekirse şu an küçük yükselenimizin tam üstünde altına atmazsa destek seviyesini denemez ve buradaki yükselenin üstüne atmaya çalışır. Yani bu da 47.684 dolar seviyesini işaret ediyor bize. Zaten altcoin'lerde de güzel yükselmeyen altcoin'ler oldu arkadaşlar çok yükselmeyen altcoin'ler oldu fırsatı kaçıran takipçilerimiz için, altcoin sepetini kaçıran takipçilerimiz için dediğim gibi bu altcoin sepeti videosunu kesinlikle kaçırmayın. şu an Bitcoin'de 48 bin dolar direnci kaç kere denendi arkadaşlar? Şu şekilde iki kere denendi. İki kere denenmiş olmasına rağmen kırılamadı. 48 bin dolar seviyesi bizim için önemli bir direnç seviyesi. 30 günlük süre boyunca, burada 30 günlük süre boyunca arkadaşlar bakın burası önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıktı ve destek seviyesi olarak karşımıza çıktı diyebilirim. Bu yüzden de bizim için de şu an önemli bir direnç seviyesi Üstüne kapattığı zaman da destek seviyesi olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Yani şu an 48 üstü kapanışta direkt 52 denenir ve 52 bin dolar seviyesi kırıldıktan sonra Bitcoin'in 69 bin dolar seviyesi hızlı bir yükseliş yapabileceğini düşünüyorum. Bu bu arada ilk hedefimiz 74 bin dolar seviyesi arkadaşlar. Diğer hedefimiz 84 bin ve 92 bin dolar seviyesi diyebilirim. Bu seviyelere kadar bir yükseliş gelebilir. 92 bin dolar seviyesinden Bitcoin'in yani satış yiyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tekrardan o zaman yavaş yavaş düşüş yaşanması gerektiğini söyleyebilirim. Ha, tabii ki önümüzdeki süreçler ne olacak arkadaşlar kimse bilemez. Onu o zaman konuşuruz ama şu an şu an 90 bin dolar seviyesinden ben işlemlerimi kapatacağım. Alt Altcoin'lerden o zaman çıkacağım. Hepsini satacağım diyebilirim. E, şu an yolumuz çok uzun ve boğa dediğimiz gibi uzun bir e, olay arkadaşlar. Yani ayı gibi düşünebilirsiniz. Korkacak panik olacak bir durum yok. Dominans tarafını konuşmak gerekirse dominans şu an Düşen trendi kırdı. Reteste geldi arkadaşlar. Dominans'ın kafasını kaldırmaması gerekiyor. Eğer Dominans kafasını kaldırırsa altcoin'lerden para çıkışı olur ve bu da bizim için olumlu bir haber değil diyebilirim. E, Dominans e, Bitcoin'in yükselişi birlikte düşerse e, altcoin'lerde çok çok hızlı bir yükseliş görebiliriz. Tüm altcoin'lerde arkadaşlar çok hızlı yükselişler görürüz. E, Dominans ve Total Market Cap tüm altcoin'leri etkileyen bir olay diyebiliriz arkadaşlar. Bakın Dominans'ın ne olduğunu bilmeyen takipçileriniz varsa Dominans paranın nerede olduğunu gösterebilir. Şu an paranın %42.76 Bitcoin'de geri kalan para arkadaşlar altcoin'lerde yani altcoin'lerdeki para Bitcoin'deki paradan daha fazla diyebiliriz şu an. E, tabii ki e, şu şekilde düşünmek gerekiyor. Bitcoin yükselirken altcoin'leri ezerse arkadaşlar dominansla birlikte yükselirse altcoin'lerin yükselebilmesi için de dominansın düşmesini beklemeliyiz. Bu yüzden bizim için dikkat etmemiz gereken bir parite dominans Bitcoin dominansı. E, genel olarak Bitcoin tekrardan zaten sanırım e, şu şekilde e yükselen trend altına atmadı ve direnç üstünde kapatmaya çalışıyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar, 47 mi 114 dolar seviyesinin altına atmadı. sürece Bitcoin'de panik olacak bir durum yok diyebilirim. Altcoin'lerde işlemleriniz varsa şu an uzun vade tutmayı düşünüyorsanız zaten buralar satılacak yerler değil. E, 2-3 ay sonra buralar bedavaymış gibi düşüneceğiz. Yani aynı arkadaşlar 2020 boğası gibi düşünmeniz gerekiyor. 2020 boğasında Ethereum 80 dolardı arkadaşlar. Ethereum yani hani e, şaka gibi geliyor biliyorum ama Ethereum 80 da şu şekilde tam olarak e, bir günlük grafiğimizi açalım. E, buralarda Ethereum 80 dolardı arkadaşlar. 80 dolara düştü. O günden beri Ethereum düşmüyor arkadaşlar. Sadece yükseldi. Market sadece yükseldi. Yine aynısı yaşanabileceğini düşündüğüm için e, buralar benim için satış bölgesi değil, alım bölgesi diyebiliriz. Altcoin nerede? E güzel yükselebilecek altcoinlerimiz olacak arkadaşlar. Bakın biz dedik coin 12 dolardan 12 dolar seviyesinden verdik arkadaşlar şu şekilde. 12 dolardan 50 dolar seviyesine kadar yükseldi. yüzde kaçlık bir yükseliş arkadaşlar bir bakalım. 348'lik bir yükseliş arkadaşlar. Hemen hemen 3.5x'lik bir yükseliş yapmış. 30 dolar seviyesinden arkadaşlar bakın ben spot'taki elimdeki bütün Ways'leri sattım. Sonra kaldıraçla işlem açmaya devam ettim. E, fakat satmayan takipçilerimiz varsa 50 dolar psikolojik direnci yani 50 dolar seviyesinin üstüne kapatırsa ve destek olarak kalırsa 100 dolar seviyesine kadar hızlı bir yükseliş gelebilir. Yani çok kısa bir sürede arkadaşlar bakın 3.5x 3 aldık. Tam olarak 12.5 dolar seviyesinden çekmek gerekirse 29 günde hemen hemen bir aylık bir sürede arkadaşlar 3.5x aldık coin'den. Onun dışında GMT dedik arkadaşlar coin'i 60-70 cent civarında verdik. Şu, şu, şekilde 65 cent civarında verdik. Yani GMT'de şu şekilde bakmak gerekirse arkadaşlar %106'lık e, çok kısa bir sürede bir yükseliş yaptı diyebilirim. 65 cent seviyesinden ve yükselişine devam ediyor. Patlıyor arkadaşlar coin yani coin sadece patlıyor. İnanılmaz hacim var arkadaşlar çünkü. Çok güzel bir hacim var GMT'de. Market listelen, beri çok büyük yükselişler yaptı. Onun harici Luna arkadaşlar. Coin Luna'da durmuyor. Çok güzel pumplar yiyor. Ve pumpların devam edeceğini düşünüyorum ben Luna'da. Market düşerken Luna yükselen coinlerden birisi oldu. TVT arkadaşlar. TVT'de kesinlikle takipimizde olsun. Binance'in cüzdan coin'i. Eğer TVT 1 dolar 32 sen seviyesinin üstünde bunu kapatırsa kesinlikle takipimizde olsun arkadaşlar. Şu anda TVT Yükselen trend altına atmış durumda. Eğer 4 saatlik mum kapatmış mı? Bakalım şu şekilde 4 saatlik mum kapatmış arkadaşlar. TVT'nin alım bölgesi 1 dolar 11 sen seviyesi güzel bir alım bölgesi diyebilirim. Destek altı stoplu. Canlı yayında her verdiğimiz coin yürüdü. Bunun için kesinlikle canlı yayınları kaçırmayın arkadaşlar. Her gün saat 22.00'da zaten bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın canlı yayınlar ve videolar için. AX'e AX'i verdik arkadaşlar. Bakın yani şu şekilde AX'e 50 dolar seviyesinden paylaşmıştık, vermiştik. Coin yürüdü 75 dolar seviyesine kadar yürüdü. Sonra bir düzeltmeye girdi. Düzeltmeden sonra tekrardan bir patlayabilir AX'e. Geçen Metaverse furasını patlatan coin Coin 2 dolardan 160 dolar seviyesine kadar çok hızlı bir şekilde çok güzel bir yükseliş yaptı arkadaşlar. Yani diğer Metaverse coin'lerin rakı arkadaşlar 27 seviyesinin ne kadar önemli bir direnç olduğundan bahsettim. 27 seviyesi kırılırsa e, şu şekilde %55'lik bir yükseliş gelir ve 42 seviyesi e, denenir diyebilirim. 42 de e, rakada çok önemli bir direnç. E bu seviyeler arkadaşlar direnç seviyeleri önemli bir seviye. Destek seviyesini alacaksın. E, vurkaç yapacaksan dirençten direkt satacaksın. Zaten şu an paramızın çoğu altcoin'lerde %80 alt altcoin'li arkadaşlar. %20 de vurkaç yapıyorum kaldıraçta ve spotta. Vurkaçlar önemli. Yani hani arkadaşlar beklememek için vurkaçlar e çok güzel e, kazançlar elde ettiriyor. GMT'ye gidiyor arkadaşlar. Bakın coin 65 sen seviyesinden verdik. E, coin sadece yükseliyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Waves de aynı şekilde. GMT aynı şekilde. Bu ay başlatan coinler diyebilirim. Bu coinler kesinlikle takipimizde olsun. E, tabii ki şöyle bir durum var. Coin çok yükseldi arkadaşlar. Bu yüzden de şöyle düşünmek gerekiyor. Hani e, buralardan işleme girilir mi? Girilmez arkadaşlar. Yani buralardan işleme girin diyemem ben size. Düzeltmeye girmesi gerekiyor. E, buralara gelmesi gerekiyor. Tekrardan şu şekilde. 1 dolar 0.8 seviyesine gelirse yani yükselin denerse arkadaşlar buralar işleme girilebilecek bölge GMT coin'de. E genel olarak durum bu şekilde. Ethereum tarafı da şu an pozitif. Direnç seviyesinin üstüne kapatmaya çalışıyor. Eğer direnç seviyesinin üstüne kapatırsa 3414 dolar seviyesinin üstüne kapatırsa Ethereum'da altcoin'lere zaten hacim sokar diyebilirim arkadaşlar. Bakın Ethereum'da çok doğru olmasa da bir çanak formasyonumuz var. E, çanak formasyonu da 4341 dolar seviyesini gösteriyor. Ethereum, Bitcoin ve BNB önemli arkadaşlar. Altcoin pariteleri için bunlar hacim sokan pariteler olduğu için major coinler olduğu için bu paritelerin yaptığı hareketler bizim için çok önemli diyebilirim. Arkadaşlar şöyle düşünmek gerekiyor bakın yani hani tüm altcoinler yavaş yavaş kafasını kaldırmaya zaten başladı. Yükselmemiş bir altcoin bulmak gerekiyor yükselen atlamamak gerekiyor yükselen atlarsanız içeride kalırsınız. E, yükselmeyen bir altcoin'e girip orada beklemek gerekiyor. Zaten altcoinler yavaş yavaş kafasını kaldırmaya başladı. AVAX yürüyor. Ee, genel olarak arkadaşlar dediğim gibi altcoin sepeti yapacağım zaten şu an bitcoin durumu da çok pozitif olduğu için bir bakalım küçük bir düşüş yaşamış tekrardan bir 5 dakikalık grafikleri bakalım arkadaşlar. Bakın buradaki yükseleni kırmış destek seviyesinden bir tepki almış. Destek seviyesine sunamazsa tekrardan yükselen tren dener ve e, altına atlaması gerekiyor. A yükselen tren altına atarsa arkadaşlar 45 bin dolar seviyesine kadar 45.500 dolar seviyesine kadar e, bir düşüş gelebilir. Dikkat edilmesi gerekiyor bitcoin'de e durum bu şekilde. Ee, zaten arkadaşlar ters bir durum olursa canlı yayında akşam canlı yayında konuşuruz. Ee, videoyu beğendiyseniz ve kanal destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, canlı yayınları kaçırmamak için. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altına kalmanız dileğiyle.